Merhabalar, hoş geldiniz. Bu bölümde şimdiye kadar işlemiş olduğumuz fonksiyon nesneleri, constructor'lar ve class yapılarına dair bir örnek yapalım dedim arkadaşlar. Bir form oluşturdum. Bu formda ürün adı, ürün model ve ürün fiyatımız var. Ve ekle butonumuz var. Ekle butonuna tıkladığımızda aşağı tarafta listeli olarak buraya eklediğimiz ürün adı, ürün modeli ve ürün fiyatı yan yana sıralanacak. Ve bir de buraya sil butonu ya da X işareti koyabiliriz. Tıkladığımızda o alanın silinmesini sağlayacağız arkadaşlar. Böyle bir işlem yapmayı düşünüyorum. Bunu da fonksiyon nesnesini kullanarak yapacağız arkadaşlar. Daha sonradan da class yapılarına çevirmeye çalışacağız. İlk olarak ne yapmam lazım? Form alanında bir submit işlemi uygulayıp içerisindeki bütün değişkenleri almam lazım. Şöyle yorum satırı yapayım. Form submit işlemleri diyeceğim. Şu şekilde. Ve document nokta query selektör ile neyi alıyordum arkadaşlar? Ben form nesnesine ulaşabiliyordum. Form nesnesine index.html'ime geleyim. Ürün form adında bir ID vermişim. Abj'simde bu ID'yi buraya tanımlıyorum. Artık ben formuma ulaştım. Forma ulaştıktan sonra add event listener diyerek buna bir submit işlemi uygulamasını istiyorum. Submit dedim ve bir fonksiyon oluşturuyorum. Bu fonksiyon bizim callback fonksiyonumuz ve buna bir e parametresi atıyorum ve e parametremde ne yapacağım? Prevent default fonksiyonunu kullanarak varsayılan bütün özellikleri kullanmasını istiyorum. Ve hatta şöyle console.log diyelim. Gönderildiğini bir anlayalım. Event form gönderildi diyelim şöyle. Konsolda yazacak mı bakalım. Evet, form gönderildi dedi. Şöyle birazcık daha büyüteyim. Ekleye tıkladığımda ne yaptı? Form gönderildi diye yazmış oldu arkadaşlar. Demek ki buraya kadar doğru yapmışız. Bundan sonrası artık değişken tanımlamaya bağlı. Benim buradaki input değerlerimi almam lazım. Şöyle ki cons anahtar kelimesini kullanarak ne diyeceğim? Ürün adı eşittir document nokta query selektör ile neyi alacağım? Ürün adını bir kere alacağım. Şöyle bir bakalım index.html'imizde. Ürün adını, ürün adı, ürün model ve ürün fiyat olarak ID vermişim. Burada da ürün adı ID'sini buraya çektim. Ama bunu almam lazım. Nasıl? Value olarak, yani içindeki değeri almam lazım. Bunu da ürün adına eşitledim zaten. Tekrar geliyorum. Bir de ürün model için bunu yazacağım. Const ürün model diyorum. Ve tekrar document nokta query selektör ve içerisinde ID ile ürün model diyeceğim. Tabi bunun da value değerini input olduğu için bu şekilde alıyorum. Const ürün fiyat diyorum eşittir document nokta query selektör ve en son olarak da ID ürün fiyat olacak. Evet, bunun da value değerini aldım. Evet, bütün değişkenlerimi almış oldum. Buraya da yine aynı şekilde form değişkenlerini alalım diyelim. Ki yorum satırlarımızı bırakalım. Herhangi bir karışıklığa sebebiyet vermeyin. Hemen bunun da bir denemesini yapalım. Şöyle değişkenler altına geleyim. Console.log diyorum. Bakalım çekebilmiş miyiz? Bunun içerisinde ürün adı, ürün model ve ürün fiyatı yazdırmasını isteyeceğim. Ekleye tıkladığımda büyük ihtimal boş çıkacak. Şuralara bir dolduralım. Şöyle doldurdum. Bakın değişkenlerimi tam olarak almış oldum. Demek ki şu ana kadar bütün her şeyle eksiksiz biçimde işlerimizi halletmişiz arkadaşlar. Şimdi ben normalde buna yazdığımda, ekleye tıkladığımda burası aynen sıfırlanmıyor. Böyle kalıyor. Bunu da düzeltmemiz lazım. İlk olarak burada bir constructor metodu uygulayacağım arkadaşlar. Bir fonksiyon nesnesi olacak. Bu constructor fonksiyon nesnesi sadece değişkenlerimi tutacak. Bir de UI için ikincil bir temamın içerisinde bulunan bütün değerlerimi alacağım bir UI nesnesi olacak. Yani fonksiyon nesnesi olacak. İkisini de burada tanımlayacağım. Hatta şurada hemen constructor nesnesi diyelim. Fonksiyon nesnesi. Fonksiyon nesnesi diyorum ve içerisinde bir tane fonksiyon oluşturacağım. Buna diyeceğim ki ürünler. Bu ürünleri alacak ama buradaki parametreleri olarak benim şurada vermiş olduğum ürün adı, ürün model ve ürün fiyat değişkenini almasını istiyorum. Bunlar bu şekilde bir kalsın. İçerisine birazdan aktarma yapacağız. Buradaki ürünler fonksiyonumu çalıştırabilmem için burada bir referansa ihtiyacım var. Hemen onu da oluşturalım. Şöyle ürünler fonksiyonu referansı diyeceğim. Altı geçtim arkadaşlar. Bir tane değişken oluşturuyorum. Ürünlerim diyeceğim. Eşittir. New anahtar sözcüğüyle birlikte ben ürünler adında bir fonksiyon nesnesi oluşturacağım. Buradaki fonksiyon nesnesiyle buradaki fonksiyon nesnesi birbirine eşit ama ben ne yaptım? Bunu bir değişken içerisine aktarmış oldum. Şimdi buradaki ürünlerin içerisine ben hangi parametreleri alırsam şuradaki fonksiyonum içerisinde de o parametreleri kullanabileceğim arkadaşlar. Şunları alıyorum tekrar. Bakın ürün adını aldım. Buraya koydum. Daha sonra ürün modeli koydum ve ürün fiyatı buraya koydum. Artık buraya eklemiş olduğum bütün parametreleri ben burada kullanabiliyorum. Şunları aldım tekrar. Şuradaki constructor nesnesine koydum. Bunun içerisinde constructor'larda uygulamış olduğum ne diyeceğim? Ürün adı eşittir. Ürün adına eşitleyeceğim. This burada ne anlama geliyordu? Fonksiyon nesnesinin adı anlamına geliyordu. Ürün model eşittir. Ürün model diyeceğim. This nokta ürün nedir? Fiyat pardon eşittir. Ürün fiyat diyeceğim arkadaşlar. Evet, constructor metodunda uygulamış oldum. Artık ben burada farklı bir metod uygulamayacağım. Sadece tek bir constructor nesnesi uygulayacağım. Bütün fonksiyonlara da buradan bu değişkenleri çekmiş olacağım arkadaşlar. Bunu bir kere tanımlıyorsunuz. Diğer fonksiyon nesnelerinde buradaki bütün değişkenleri kullanabiliyorsunuz. Bir de bir tane UI fonksiyonu oluşturacağım. UI fonksiyonu. Onu da oluşturalım. Function ne diyeceğim? UI pardon. Şöyle dışında süslü parantezleri kullanacağım. UI içerisinde herhangi bir şey kullanmamaya gerek yok. UI'yi sadece ben prototip oluşturmada kullanacağımdan dolayı içerisinde herhangi bir şey yazmama gerek yok. İleride lazım olursa yazarız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. Ürünler fonksiyonunun referansını oluşturmuştum. Bunun hemen altına diyorum ki ürün eklemeye başla diyorum ve bunun altında ne oluşturacağım arkadaşlar? Şuradaki UI design'ın da bir referansını alalım. Const diyorum. UI eşittir. New UI diyorum ve UI'ın da bir referansını aldım. Artık bunun içerisinde de bütün metotlara şuradan ulaşabilirim. Buradan metot ekleyip burada prototiplerini oluşturabilirim. Ürün eklemeye başla kısmına geleyim. Burada diyeceğim ki UI ürün ekle diye bir fonksiyon oluştur diyeceğim. Ama bunun içerisine neyi mi atacağım? Ürünlerimi atacağım. Şuradaki ürünlerimi atacağım arkadaşlar. Ve UI fonksiyonumun altında hemen geliyorum şunun altına. Prototiplerini oluşturacağım. Burada diyeceğim ki şöyle ürün ekleme prototype. Aşağıya geliyorum ve burada diyeceğim ki UI'yi seçiyorum ve prototype diyorum. Buradaki ürün ekle kısmını, şuradaki ürün ekle fonksiyonunu buraya aynen getireceğim. Ürün ekle eşittir function. Şu şekilde kullanabilirim. Ama bu function içerisindeki parametrem ne olacak? Ürünlerim olacak. Yani şurada benim eklemiş olduğum ürünlerim parametresini, değişkenini parametre olarak kullandığım anda ben buradaki bütün özelliklere ulaşabileceğim arkadaşlar. Ve bunun içerisinde artık bir liste yapacağım. O listeyi de buraya yazdıracağım. Tabii bu listeyi yazdırmam için ilk önce bu listeye ulaşmam lazım. Ben burada li'lerden oluşan bir liste oluşturmuştum. Şimdi buradaki başlıklar yaptım başlıklarını ama ürün listesine herhangi bir şey eklemedim. Bunun içerisinde de ul ve li yapısı olacak. Ul ve li yapısını burada oluşturmayacağım. JS ile birlikte yani JavaScript'te create element oluşturarak uygulayacağım arkadaşlar. Yani yeniden element oluşturacağım orada. Tekrar diyorum ki const ilk önce ne yapalım? Şuradaki nav class'ımızı bir alalım. Nerede bu? Nav class FJS'e geliyorum. Şöyle list diyeyim, eşittir document nokta query selektör ile bunu bir seçim içerisindeki class'ı. Class'tı sanırım. Evet, class'tı. Bunun içerisine artık ben ul'lerimi, li'lerimi ekleye gideceğim arkadaşlar. Tabi li'lerimi eklerken şuradan gelen değerlerle birlikte ekleyeceğim. Onun için ürün listesini seçtim. Bunun haricinde artık şuraya diyeyim ki elementleri oluşturalım dedim. Evet. İlk önce neyi oluşturmam gerekiyor? Tabii ki ul nesnesini oluşturmam lazım. Bunun için de const uller diyeceğim. Eşittir document nokta create element. Neyi oluşturacağım? Ulu oluşturacağım. Bakın şuradaki ulum oluştu. Şuradaki ulu oluşturmuş oldum. Şimdi de li'leri oluşturayım. Ama li'leri nasıl oluşturacağım? Tabii li'leri ekleye ve içerisinde bizim şuradan gelen değişken parametresinden gelen değerlerle birlikte eklemem gerekiyor. Hatta burada ürünlerim çalışıyor mu onu da bir kontrol edebilirdik. Şöyle bir konsoldan .log ürünlerim dersem eğer herhangi bir sıkıntı yaşıyor muyum? Yok, herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Bütün ürünlerimi bu şekilde alabiliyorum arkadaşlar. Şunları bir temizleyelim. Sonradan da bir temizle fonksiyonu yazalım bunlar için. Tekrar şunu resetledim. Şu ürünler kısmını sileyim arkadaşlar. Evet. Şu const listi seçmiştik. Buraya da bir aslında yorum satırı yazalım. Liste elementini seçtik. Evet. Şu şekilde. Elementi oluşturdum. Elementi herhangi bir class ya da id ataması yapmayacağım. Sadece içerisine li'leri ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Uller diyeceğim. Inner hashleme ile birlikte eklemeler yapacağım. Şöyle alt 96 diyeyim. Eklemeleri li'ler olarak yapacağım. Diyeceğim ki li'yi açtım ve li'yi burada kapattım. Artık içerisine değişkenlerimi atacağım. Şöyle parantezlerimi açayım. Değişkenlerim ne olacak? Ürünlerim içerisindeki nedir? Şuradaki değişkenleri alacağım. Şöyle ki ürünlerim nokta ürün adi. Bu şekilde alırsam herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım sanırım. Şöyle bunu alayım kopyasını. Şöyle buna ürün model diyeceğim. Tekrar bir kopyasını alacağım. Ürün fiyat diyeceğim. Ve bir tane daha kopya alacağım. Buraya herhangi bir ürün eklemeyeceğim. Buraya sadece ne ekleyeceğim arkadaşlar? Buraya da sil diye bir şey ekleyeceğim. Ama buraya class olarak tabii bir şey ekleyelim. Çünkü bunu temada göstermem lazım. Ne ekleyelim buna? Uyarı butonu ya da uyarı divi olsun. Bunun içerisinde de hata mesajı versin. Ya da sadece hata mesajı da verdirebilirim. Neyse bu şekilde olsun. Buna bir onay ekleyeceğim. Mesela buradaki sile tıkladığı zaman şurada bir onay ya da kırmızı bir uyarı divinin çıkmasını sağlayacağım arkadaşlar. Sadece uyarı da yeter aslında. Sadece bir hata klası çıkaralım. Bu şekilde de kullanabiliriz. Ya da sadece sil olsun. Sil'i kullanalım. Çok önemli değil şimdilik. Ve silin yerine de çarpıyı koyalım. Evet. Şimdi şöyle bir bakayım herhangi bir sıkıntı yaşadım mı? Yaşamadım herhalde. Ullerin içerisinde ullilerimi yazdım. Evet bu şekilde nokta virgülümüzü de kapatalım. Artık son olarak ne yapmam gerekiyor? Body içerisinde bu ullerimi gerekli yerlere yerleştirmem gerekiyor. Yani şuradaki ürün listesinin içerisine yerleştirmem lazım. Tabii ben ürün listesini aldım. Şurası benim için list. Bu listin içerisine liste seçiyorum. Ve app'ın child ile neyi alacağım? Tabii ki ulleri alacağım. Ulleri de içerisine ekleye gittim arkadaşlar. Şöyle bir deneyelim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bir bakalım. Ürün adına dedim ki Ford araba olsun. Ürün model L200. Sallıyorum şu anda. 350.000 dolar. Evet şu şekilde olsun. Ekledim. Evet fiyatı çekememişiz. Güzel. Diğerlerini çektim ama undefined dedi. Fiyatı alamadık. Neden? Ürünlerim içerisindeki ürün fiyat. Bir yerde yanlışlık yapmışız. Evet. Burada sanki bir yanlışlık yapmışız. Tekrar ekliyorum. Evet. Geldi şu anda. Bakın ekledim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Tekrar geliyorum. Buraya diyeyim ki alfa Romeo diyeyim. Buna da P300 diyorum. Sallıyorum. Ve buna da 150.000 dolar olsun. İkinciyi de ekledim. Bakın ekleye gidiyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ürün eklemeyi tam olarak yapmış oldum arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey yapalım. Şimdi burada ekleye tıkladığımızda her tıkladığımda mesela ekliyor arkadaşlar. Ekledikten sonra şuradaki alanları sıfırlasın bize. Onun için de bir fonksiyon yazalım. Nedir? Burada ürün ekle dedim. Bunun altına geleyim. Form temizle diye bir fonksiyon olacak. Buna da UI form temizle adında bir fonksiyon oluşturuyorum. Yine geldim. UI'nin altında bir prototip oluşturacağım. Diyeceğim ki UI seçiyorum. Prototip nokta form temizle fonksiyonunu oluştur. Function diyeceğim. Buna şu şekilde. Herhangi bir parametre atamama gerek yok. Sadece buradaki alanları sileceğim. Buradaki alanları nasıl seçiyordum? Document query selektör ile seçiyordum. İçerisinde neydi arkadaşlar? Ürün adi nokta value'sunu eşittir boş. Şu hale getirse benim işimi görür sanırım. Şöyle hepsinin bir kopyasını alayım ve ürün modeli seçeyim. Bunun içerisini de boşalt ve en son olarak da ürün fiyatı seç ve içerisindeki değeri boşalt diyorum. Şöyle geldim. Tekrar bir yenileyim. Bunu ekledim. Bakın boşalttı içerisini. Diyeceğim ki Ford 500 ürün fiyatı da 100.000 diyeyim ya. Çok önemli. Ekle diyorum. Bakın içerisindekileri boşalttı. Bu içerisindekiler placeholder arkadaşlar. Sadece görünmez nesnelerdir. Referans nesneleridir. Ben bunları indekste HTML kısmında placeholder olarak ekledim. Sadece referans görünmesi için. Bu herhangi bir value değer değildir. Bunu bilin. Bunu temizlediğim anda sadece buradaki referanslar gözükür. Aslında içerisi boştur. Bu şekilde de diğer fonksiyonumuzu çalıştırmış olduk. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi ben burada buna tıkladığımda bakın her tıkladığımda boşu da alıyor. Boşu almamasını istiyorum ben. Bunun içine bir if koşulu yazalım. Neredeyiz? Şurada. Buraya da bir yorum satırı yazalım da karışmasın. Form temizleme fonksiyonu diyorum. Evet. Şöyle yukarı geleyim bakalım. Şimdi ben burada ürünleri çektim. Hatta şunun aynısını alayım. Şuradakilerin aynısını çünkü yazacağım. Pardon, aynısını yazmayacağım. If içerisinde sadece şu değişkenleri kontrol etsem yeter bana. Şimdi şunların hepsini aldım. Şunlara bir bakayım. UI. Şunların referanslarından sonra yazsak olur. Aslında biz bu boşlukları kontrol ettikten sonra şunları yapsak da olurdu arkadaşlar. Tamam, burada bir kontrol sağlayalım. Kontrol boşluk kontrolü sağlama diyelim. Boşluk kontrolü sağlama diyorum. İçerisinde diyeceğim ki if eğer neyi kontrol edeceğim? Ürün adi eşit boş ise veya nedir? Ürün model eşit boş veya ürün fiyat eşit boş ise buraya bir hata mesajı yazdıralım. Ne diyelim? Konsolda log hata diyeceğim ki boş alan bırakma diye bir hata mesajı verdireceğim. Şöyle bir bakayım. Burada yazdırabilirim. Şöyle yukarıya alayım bunu. Ekle butonuna bastım. Bakın hata boş alan bırakmayın dedi. Şu anda hepsi boş. Herhangi bir ekleme yok. Ben tıkladığımda ama eklemeyi de yapıyor. Bakın oraya atlamamasını istiyorum ben. Yani ben burada boş geçilmeden, yani buraları doldurmadan buraya ekleme yapılmasını istemiyorum. Onun için bunları alayım. Şöyle Ctrl X ile şuna else diyorum. Eğer burası boş değilse bunları yap. Şuradaki fonksiyonları çalıştır diyebilirim. Bakın şimdi ben bunu tıkladığımda artık çalışmayacak burası. Ama hata mesajını da ekrana yazdırmış oldum tabii ki. İsterseniz bu hata mesajlarını da bir uyarı fonksiyonu içerisine alabiliriz. Bunun için de tekrar UI içerisinde ne yapayım? Bir tane fonksiyon yazayım. Uyarılar diyeyim arkadaşlar. Bir fonksiyon olsun. Bu fonksiyon içerisinde de ne yazsın? bir mesaj yazsın. Boş alan bırakmayınız diyeyim. Şöyle bir boş alan bırakmayınız şeklinde bir text yazsın. Bir parametre daha atayım ben buna. Şimdi ben buna tıkladığımda bir uyarı vereceğim. Bu uyarı içinde şurada bir görünen bir div olması lazım. Bu divin rengini işte tıkladığımda, yani eklendiğinde başarılı ya da başarısız olduğunda kırmızı yapacağım bir sınıf atacağım buraya da. Buraya ne atayabilirim? Mesela onay ya da hata diye bir sınıf atacağım arkadaşlar. Bu şekilde kullanacağım. Şunları yaklaştırayım. Evet, şu şekilde. Buraya kadar herhangi bir sıkıntım olduğunu düşünmüyorum. UI uyarılar kısmını da hemen şurada UI kısmında yapalım. Altına geliyorum. Buraya uyarılar fonksiyonu diyeceğim. İçerisinde UI nokta prototype, tabii ki prototype nokta uyarıları kullanacağım. Pardon, eşittir function diyeceğim. Şu şekilde alacağım. Buradaki fonksiyon içerisine parametreler alacağım. Hangi parametre olacak? Şöyle bir bakayım arkadaşlar, yukarıda hangi parametreyi kullandım. Bir kere bir mesaj olacak burada. Daha sonra da bir class yapısı oluşturacağım. Bunu oluşturmayabilirdim de. Direkt burada yazı da çıkabilirdi ama onu CSS'de belki düzenleriz diye bu şekilde yaptım. Alta tekrar geleyim. Şuradayım. Uyarılar fonksiyonunu yapıyorum. Bunun içerisinde ilk başta şurada function parametreleri olarak bir tane mesaj, bir tane de class, ne diyeceğim, ismi olarak iki tane parametre atacağım. Bu parametrelere kullanmadan önce tabii kullanacağım alanları oluşturmam lazım. Element oluşturalım diyeyim şöyle. Evet, bir element oluşturacağım. Ne elementi olacak? Div elementi ya da li elementi, fark etmez. Div elementi oluşturabiliriz. Const div diyorum. Bir tane div elementi oluşturacağım. Document create element, ne diyeceğim? Div elementi oluştur. Bu divin içerisine ben bir class atacağım. Şuradaki class'ı bakın şimdi div nokta class name olarak atıyorduk. İçerisine neyi atacağım? Benim şurada vermiş olduğum parametreyi atacağım. Şuradan parametreyi göndereceğim. Nerede o? Yukarıda. Şöyle yukarıya çıkayım. Şuradan parametreyi göndereceğim. Bu parametreyi buradan alacağım ve CSS'de kontrol edeceğim arkadaşlar. Eğer gelen sınıf değeri, yani class değeri hataysa ona göre bir CSS yazacak. Eğer başarılıysa ona göre, onaysa ona göre, infoysa ona göre bir CSS değeri yazmış olacak. Bir de içerisine mesaj yazdıralım divin. Şöyle yazdıralım bunu da. Nasıl yazdırıyorduk arkadaşlar? Tabi bunları ben document nesnesi oluştururken göstermiştim. Oradaki fonksiyonları ve property'leri kullanıyorum şu anda. Const diyorum. Text eşittir document nokta create text not şeklinde bir fonksiyonum vardı. Bu mesaj yazdırmaya yarıyordu arkadaşlar. Text oluşturmaya yarıyor. Bunun için de mesaj, şuradaki mesaj parametresini buraya yazdıracağım ve bunu bir değişkene atayacağım. Artık bu değişkeni nerede kullanacağım ben? Div nokta append child içerisine text yazdırarak kullanacağım. Ne yaptım artık? Div'in içerisine hem mesajımı hem de div'in class'ını yazdırmış oldum. Hatta şurada console.log diyerek div'i bir çekelim. Şöyle bassak div class hata. Evet, bakın div class hata şeklinde class'ımı atamış oldu. Tekrar şunu silebilirim. Evet, şu şekilde. Div'imi de halletmiş oldum. Son olarak bu hazırlamış olduğum div'i nerede göstereceğim ona karar vermem lazım. Div'imi buradan göstereceğim, buradan göstereceğim ya da en alttan göstereceğim. Artık ona karar vermem lazım. Ben en üstte göstermek istiyorum. Bunun için ne yapmam lazım? Şöyle indeks HTML'ime tekrar geleyim. En üstte göstermem için şuradaki body alanından bir sonra çıkması lazım. Yani form nesnesinin bir öncesine koyarsam olur arkadaşlar. Insert before'u kullanmam yetecek büyük ihtimal. Geliyorum buraya, diyorum ki const form diyorum. Bir formumuzu seçelim. Document nokta query selector ve ürün Form herhalde ürün formdu. Bir daha bakayım. Evet, ürün form ama ID'si var. Tabi diyez de birlikte kullanacağım. Ürün formu seçiyorum. Neye aktardım? Bir tane değişken aktardım. Ve burada document.body'yi seçiyorum. Ve body'me insert before özelliğini kullanacağım. Yani bir öncesine body'mde bulunan elementlerde form elementini seçeceğim. Form elementi benim ikinci bir elementim olacak. Form elementinden önce hangi elementi eklemesini istiyorum? Div elementini, şurada oluşturmuş olduğum div elementini göstermesini istiyorum. Şöyle bir bakalım, doğru mu yaptık? Evet, doğru olması gerekiyor. Document body insert before div for. Evet, div eklenecek, yeni eklenen element nereden önce eklenecek? Formdan önce eklenecek. Ama document body nesnesinin içerisinde. Bunu da bu şekilde uygulamış oluyoruz arkadaşlar. Ben boş bir mesaj gönderdiğimde herhangi bir sıkıntı olacak mı? Bir deneyelim. Şöyle bir bakayım. UI uyarılar, boş alan bırakmayınız demesi lazım. Şöyle bir bakalım. Evet, boş alan bırakmayınız dedi. Ancak buna bir class yapalım. Ne yapmıştık? Hata class yapmıştık. Şöyle alta geleyim. Hata class'ımı hemen oluşturayım. Bir tane background color verelim. Nedir? Red olsun. Çünkü bu hata mesajı. Şöyle kırmızı olsun arka planı. Bir de padding verelim. 10 piksellik bir 10 piksellik bir padding olsun. Ayrıca içerisindeki color değeri beyaz olsun rengi. Başka ne yapalım? Bir de margin bottom değerini 15 piksel yapalım. Evet, bir boşluk bırakalım. Şimdi ben buna tıkladım. Boş alan bırakmayınız dedi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi boş alan bırakmayız dedi ama ekranda devamlı böyle kalmasını istemiyorum ben. Belli bir saatten sonra, belli bir saniyeden sonra bunun kaybolmasını istiyorum. Bunu nasıl yapıyorduk? Set time out ve set interval fonksiyonları vardı arkadaşlar. Onları nereye yazalım? Oluşturmuş olduğumuz kısımda yazalım. Evet, şöyle altta hata mesajını belli zamandan sonra silelim diyelim ve set time out fonksiyonunu çalıştırdım. Set time out fonksiyonu çalıştığında bu fonksiyonun içerisine diyeceğim ki neyi seçeceğim? Document nokta query selektör içerisinde buraya ben class ismi desem ve class ismini remove etsem, silsem ve buna timeout olarak da 3 saniye sonra bunu sil desem. Şöyle bir tıklayayım. Bir deneyeyim arkadaşlar. Hata verdi. Document query selektör içerisindeki tip hatası. Class ismini kabul etmedi. Class ismi buradan geldi. Bir daha kontrol edeyim arkadaşlar. Document query selektör. Şuradaki div'i seçsem div içerisindeki şimdi ben buna class ismi verdim ama şuradaki class'a bir bakalım. Tam hata klası. Hata klasına sahip olan elementi sil diyorum normalde burada ama onu büyük ihtimal bulamıyor. Şöyle yapalım. Biz buna genel bir isim verelim. Şunu şöyle diyelim ki uyarı diyelim. Artı hatta şöyle şeyle yazalım. Pardon arkadaşlar, buraya bir düzenleme yapayım. Alt 96 ile birlikte diyeyim ki uyarı diyeyim ve şunu şu şekilde yazayım. Class ismini bu şekilde yazalım. Buna genel bir ad vereyim. Diğerleri değişsin. Ya ben buraya desem ki artık query selektör nokta uyarı dersem direkt uyarı klasına ait bütün div'lerimi silecek. Şöyle geleyim bir bakalım. Şimdi 3 saniye sonra bakın kayboldu. Uyarı silindi ama buraya gelen yine hata olur, onay olur, başarılı kısmı olur. O klaslarım aynen devam edecek. Bu şekilde de set time out fonksiyonunu kullanmış olduk. Evet, bir iki tane ekleyelim bakalım. Ürün adı Ford dedim. Ürün model L200 dedim. Ürün fiyat 1000 ve ekle dedim. Eklemeyi yaptım. Alfa Romeo diyeyim arkadaşlar. Buna da B300. Ürün fiyatı 150.000 dedim. Ekle dedim. ekle dediğimde burada hata mesajı çıkıyordu ya, onun gibi başarılı mesajı çıksın. Bir de onu yapalım. Tabii onu nerede yapmamız lazım? Ekleme kısmında yapmamız lazım. Şöyle geleyim. Ben bu da UI uyarılar demiştim. Şunu aldım. Ürün ekleden sonra şunu ekleyebilirim. Şurası da onay mesajı diyeyim arkadaşlar. Onay mesajını da burada kullanayım. Evet. Ekleme başarılı diyeyim. Ve şurada onay diyeyim. Onay diyeyim. Bakın şimdi ben burada tekrar bir ekleme yapayım. Şöyle salladım bunları. Ekledim. Ekleme başarılı dedi. Tabi belli bir saniyeden sonra gidecek. App CSS'ime geleyim. Şunun aynısını kopyalayayım. Sadece ne yapacağım? Şuradaki background değerini green yapacağım. Şöyle geleyim, tekrar birkaç tane daha ürün ekleyeyim. Ekledim. Ekleme başarılı dedi ama tabi burada ben onay klası yapmam gerekirdi. Şurada tekrar oluşturuyorum. Ekleye tıklayıyorum. Bakın ekleme başarılı dedi. Ve gayet iyi bir şekilde bunu çözmüş olduk. App.js kısmına geleyim arkadaşlar. Şöyle kodlarıma bir daha bakayım. Eksik bir kısım var mı? Onları kontrol edeyim. Constructor metodundan bütün değişiklikleri aldım. Tema dizayn'a attım. Şunlar benim prototype'larım. Şunlara bir işaret koyayım ben. Uyarılar fonksiyonum. Ve başka neyim var? Burası benim constructor metodum. Ve burası da benim formumu tıkladığım alan. Formu submit ettiğim alan arkadaşlar. Şuna gerek yok. Evet. Bir de ne yapalım? Şimdi biz ürün ekledik. Tekrar şöyle ürünlerde bir bakayım. Tekrar bir sıkıntı var mı? Ürün ekledim. Tekrar bir boş göndereyim. Boşta hata veriyor. Herhangi bir şekilde aşağıya bunları atamıyor. Eklemeleri de sıkıntı yok. Herhangi bir şekilde kodlarımız düzgün çalışıyor. Şimdi bir de silme fonksiyonu yapalım isterseniz. Ürün silme kısmını ben form submit içerisinde yapamam arkadaşlar. Bunu dışarıda yapacağım. Şuraya tıkladığımda buradaki alanın silinmesini sağlayacağım. Şöyle aşağı geleyim. Ürünleri silelim diye bir fonksiyon oluşturacağım. Tabii ki bunu oluşturmadan önce ilk olarak neyi seçmem lazım? Document Query selektör ile ürün class ürün listesini seçmem lazım. Buna bir add event listener ekleyeceğim. Birazdan bunun ne anlama geldiğini anlayacaksınız. Click function diyorum ve bu şekilde bir callback fonksiyonu oluşturdum. Ve bunun içerisinde de prevent default olarak varsayılanları çalıştırmasını istedim. Ayrıca buradaki işlemleri artık yapmam gerekiyor arkadaşlar. Burada ne yapmam lazım? İlk önce bir referansları tekrar burada almam lazım. Ne referansım vardı? UI referansım vardı. UI referansını alalım. Şu şekilde yazdım. Const UI diyorum. Eşittir. New anahtar sözcüğüyle birlikte UI nesnesini, yani fonksiyon nesnesini almış oldum. Herhangi bir parametre eklemeyeceğim. Ama buraya ne diyeceğim arkadaşlar? UI nokta ürünleri ya da ürün listesini diyelim. Ürün listesi sil diye bir fonksiyon oluşturacağım. Şu şekilde. Ve bunun içerisine ne atacağım? Bunun içerisine de burada elementi var arkadaşlar. Bu elementle biz neye ulaşabiliyorduk? Burada oluşturmuş olduğumuz liste elementlerine de ulaşabiliyorduk. Şöyle ki dersem ben, ya da şöyle görmez açısından şöyle console.log içerisinde e'yi bir yazdırayım. Şunu sileyim ilk başta ya da silmeyeyim. Bir yorum satırı haline getireyim. Şöyle yukarıya alalım ve konsolumuzu bir görelim. Boş alan bırakmayınız dedi. Evet, şöyle boş alan bırakmadan yazdım. Bakın şimdi ben buradaki listelere tıkladığımda, bana burayı kliklediğimde bana neyi gösteriyor? Bana klikleme ile alakalı bütün özellikleri gösteriyor. Bakın şimdi ben burada bana lazım olan buradaki target fonksiyonu, yani burada tıkladığım andaki alanı istiyorum ben. Mesela sile tıkladığım zaman sil alanını, burada fiyata tıkladığım zaman fiyat elementini, modele tıkladığım zaman model elementini seçmek istiyorum. Tabii ki benim burada seçmek istediğim element sil elementi. Sil elementini seçip ne yapacağım? Bunun bağlı bulunduğu listeyi komple sileceğim arkadaşlar. Onun için bu şekilde bana neyi lazım? Target'ı, yani hedefi gerekiyor. Şunu siliyorum ve buradaki yorum satırını açıyorum arkadaşlar. Ürün sil içerisinden neyi göndereceğim? E.target hedefini gönderiyorum. Bunu parametre olarak gönderiyorum. Nereye göndereceğim? Şöyle yukarı alayım biraz. Bunu yine aynı şekilde şurada fonksiyon nesnem vardı. Bir tane daha fonksiyon nesnesi oluşturacağım. Diyeceğim ki UI içerisinde bir prototype daha oluştur. Nedir? Ürün listesi sil fonksiyonunu oluştur bana. Function diyorum ve bunun içerisinde artık ne yapacağım? Şuradaki değişkeni, yani parametreyi şurada kullanabilirim arkadaşlar. Buradaki parametresine diyorum ki hedef diyorum. Yani bu hedefle ben neyi almış oluyorum? Şuradaki e-target'tan gelen hedefi almış oluyorum. Hatta console.log hedefi yazdırırsam eğer ne çıkacak bir bakalım. Şöyle geleyim, bir tane ürün ekleyeyim. Şunu da ekleyeyim. Ekle dedim. Buradaki alana tıkladım. Bana neyi seçti? Li'yi seçti. Sile tıkladım. Bakın artık sili seçti. Sil elementine ulaşabilirim. Buradaki hedef, buradaki silin yerini alıyor arkadaşlar. Artık bundan sonraki olaylarımız basit. Ne yapacağım? Bir if koşuluna bağlayacağım. Nedir? Diyeceğim ki hedef eşit neye ise, ya bakın şurada tıkladığımda ne çıkıyordu? Direkt buradaki element çıkıyordu. Hedef nokta class name diyeceğim. Class'ı eşittir. Sile eşit ise, sile eşit olduğunda ben şuradaki elementi seçmiş oluyorum. Bu elementi seçtiğimde artık ne yapmasını istiyorum? Hedef nokta parent elementi seçmesini istiyorum. Parent element diyorum. Nokta remove diyorum arkadaşlar. Silmesini istiyorum. Yani eğer class name'i sile eşitse, şuraya tıkladığımda sile eşitse onun bağlı bulunduğu elementi komple silmesini istiyorum arkadaşlar. Bakalım doğru mu yaptık? Şöyle bir iki tane ekleyeyim bakalım. Ekledim. Ekleme başarılı dedi. Şöyle bir tane daha ekleyeyim. Bir tane daha dosya ekledim. Evet, ürün ekledim. Şöyle aşağı geleyim birazcık. Konsolu aşağı aldım. Bakın şimdi şunu tıkladım. Tıkladım, alandaki li'leri, yani hedefi silmiş oldum. Silme işlemini de başarılı bir şekilde yaptım. Buraya da bir uyarı yazdıralım arkadaşlar. Nerede bizim uyarımız? Uyarıyı şurada yazdıralım. Bunun içerisinde burada yazdırabiliriz. Remove diyebiliriz. Şurada kliklendiğinde function gönderecek. Tabi uyarıları buraya değil de şunun içerisine yazmak daha mantıklı olacak. Diyeceğim ki UI nokta uyarılar diyeceğim ve diyeceğim ki burada silme işlemi başarılı diyeceğim ve buna da diyeceğim ki onay. Evet. Şu şekilde bir çalıştıralım. Tekrar bir ekleyeyim ürünlerimi. Ekledim. Tıkladım. Silme işlemi başarılı dedi ve silme işlemi kayboldu. Bu şekilde şöyle tekrar deneyelim. Boş gönderemiyorum. Boş gönderdiğim zaman bana bir hata mesajı çıkarıyor. Ben buraları dolduruyorum. Doldurduktan sonra da ürünlerimi doldurdum. Ekle dedim. Şuraya teker teker ürünlerimi yazdırmış oluyorum arkadaşlar. Şöyle tekrar yazdırayım. Her eklediğimde de ekleme başarılı olarak yazıyor. Ayrıca şuradan da silme imkanım var. Çarpıya tıkladığımda bağlı bulunduğu li'yi siliyor ve silme işlemi başarılı olarak bana bir uyarı mesajı veriyor. Evet, şimdiye kadarki kullanmış olduğumuz fonksiyon nesneleri ve prototipler hakkında bir örnek yapmak istedim bu şekilde. Bu örneği bizi bir sonraki derslerimizde class yapılarına uyumlu hale nasıl getiririz? Onu da deneyiriz arkadaşlar. Onunla ilgili de bir örnek yaparız. İnşallah fonksiyon nesneleri birazcık daha aklımızda yer edinmiştir. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve JavaScript'le kalın.